Herkese günaydın arkadaşlar. Van'da ikinci günümüz başlıyor. Uzun bir yolculuk olacak. Doğu Beyazıt'a uzanacağız. Şelalelere gideceğiz. Gün başladı. Hafif yorgun ama eğlenceli bir gün. Muradiye Şelalesi'ne uğrayacağız. Buranın çok önemli bir yeri. Muradiye Şelalesi'nde dün bir takipçimiz vardı. Ezgi Müzik Evi'nde. Ebru ile konuşmuştuk. Ben esprisine dedim ki geldiğimizde dedim, ayran aşı çorbası çok meşhurmuş. Ayran aşı çorbası yapmış bize. Oradan da Doğu Beyazıt'a geçeceğiz arkadaşlar. Doğu Beyazıt'ta bugün çekimlerimiz olacak. Biliyorsunuz bir festival için biz geldik buraya. O festivalle ilgili ön kurulumlar yapılıyormuş. Oraya gelen sanatçılarla da sohbet etmiş olacağız. Sonrasında İshak Paşa Sarayı'nı görüp tekrar Van'a döneceğiz. Program bu şekilde. Hakikaten bir eve geldik. Bakalım neresiymiş. Selam Ebru, ne haber? Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Canım benim. Çağırdın geldik işte. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldik. Nasılsınız efendim? Merhabalar, merhabalar. Merhabalar Esmer, ben. Merhabalar, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Burası tam olarak neresi? Hoş geldiniz. Van'ın Muradiye ilçesi. Van'a 70 kilometre uzaklıkta. Evet, sizi bekliyorduk biz de hocam. Biz bekliyordun da şimdi sen ne zaman şarkı söyleyeceksin, ben de onu bekliyorum. Oturmaya başladım. Hadi bakalım o zaman. Allah ya. Hakikaten süpermiş ya. Nasıl oturuyorsunuz? Bahçede mi? Bahçede oturalım. Ne güzel bahçe ya. Bahçe şahane değil mi? Evet, çok güzel. Bahçe inanılmaz güzel ya. Allah. Bu ne? Hiç kayıtsız geçecek. Ya böyle bir şey yok. Bu ne? Cennet, yemin ediyorum, cennet bahçesi. Kayısı mı var? Nasılsınız? Ay maşallah maşallah. Bunlar ne ya? İnanılmaz inanılmaz. Abi nasıl bir yere düştük? Müthiş, cennet. Bakar mısınız ya? Böyle bir şey yok. Aman Allah'ım. Çok güzel. Çok çok güzelmiş ya burası. Vallahi çok güzelmiş. Ben biraz gümbürtüye gideceğim. Yani gerçekten görünce maşallah. Seni unuturlar dedim. Vallahi unuttuk. Bu nedir ya? Bu elma ağacı, şurada armut ağacı hemen yanınızda arkada. Armut ağacı. Aha, dur aralardan geliyor. Oy Allah. Ve sonunda geldiğimiz anda mal gibi bakarsak da bir tane. Armut ağacına da yaslanmayasın diye. Lütfen yaslanmayasın. Yok yok, şimdi bahçe formatına geri dönmem lazım benim. Bahçe formatına unutalı 30 sene oldu baba. Bahçeyi gezebilir miyim amca? Gezebilirsin. Gerçekten mükemmel ya. Abi bu nedir böyle? İnanamıyorum ya. Abi, gelsene abi gel. Nedim. Ya bu nedir ya? Bu nedir abi? Bu nedir ya? Abi yıllardır böyle merdiven hatırlamıyorum. Ben çocuktum işte Adapazarı'nda büyürken. Böyleydi hayat. Ya şu... Allah'ım ya Rabbim. Ya bize böyle şeyler nasip et ya. İnanılmaz ya. Bak şuna bak ya. Bak şuna abi, size bak. Aynen abi. İnanılmaz bir şey bu. İnanılmaz. Bu ne abi, bu ne? Her yer başka güzel. Emre hocam, açtığınız ne durumda? Açmışsınız. Biz bir şeyler hazırladık ama daha hazır olmadı. Ayran aşı yaptık. Ya Ebru, sen biraz kendini anlatsana. Boş ver şimdi. Ben bu bahçede kaybedeceğim kendimi çünkü. Ya biz nasıl hocam? Dün müzik evindeyken Fatih ile sen konuşuyordun değil mi? Fırat'la. Ha, Fırat.
Fırat Hoca ile tanışıyordu. Ebru dedi ki işte ben gelemedim falan dedi. Biz geliriz dedim. Buraya gelecektik. Şimdi bu bahçe sizin mi? Ebru biraz anlat şurayı. Evet, şu ters çıkta durmuyor. Tam olarak kaç dönüm oldu bilmiyorum. Yanıltmak istemem kimseye açıkçası. sen müzikle mi uğraşıyorsun Ebru? Evet, ben Devlet Konservatuarı 2. sınıf öğrencisiyim. Bir saniye, sen konservatuarda mı okuyorsun? Evet. Hangi konservatuardasın? 100. yıl. Van'da konservatuar öğrencisin. Hangi bölümdesin? Türk müziği. Ses mi yoksa genel olarak? Yok, hayır, genel olarak. Türk müziği. Türk maalesef Türk müziği olarak geçiyor. Ve ses bölümümüz yok. Olmasını çok isterdim. Bir eğitim almak adına. Ne yapıyorsun peki şu anda? Şu an ilçedeyim. Tatil olduğu için ailemle vakit geçiriyorum. Ama genel olarak müzik içindeyiz. Sahneye daha yakın olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok çabalarımızla. Aynı zamanda kanun öğrencisiyim. Ama daha çok yeniyim ve öğrenme aşamasında olduğum için kanun çalmamı asla kabul etmiyorum. Şu an enstrüman var mı burada? Enstrümanım var. Ama çalmıyor musun hiç kanun? Yok, hayır, maalesef. Çok az. Kameraya selam verir misin? Böyle bir cennetin içinde. Azıcık kanun çalıyorsun. Şarkı mı söylüyorsun? Şarkı söylüyorum genelde. Gitar yanımızda. Evet. Canlı söyler misin? Evet hocam. Bizim toplumumuzda kızların çok fazla öne çıkması hoş görünmeyen bir durum. Yani kabul edilmeyen bir durum, öyle diyeyim. Babam çok büyük bir destekçidir bizim için. Harika. Kızların okuması için. Özellikle bize büyük bir destek verdi müzik alanında da. İki kardeş misin? Altı kardeşiz. Altı kardeşiz. Ama yalnızca ben varım şu anda. Evet. Peki, bu güzel bahçede müzik yapmayanı döverler. Kesinlikle. Gitarı alıyoruz arabadan. Evet. Senle ağacın altına geçiyoruz. Ben çalıyorum, sen söylüyorsun. Burada. Live, evet. Ya burası çok güzel. Orası tamam. Da güzel. Kayısıların altında mı söylesek, üstünde mi söylesek? Şu an çok güzel. Ben böyle bir yere geleceğimi düşünmemiştim ya. Cennete düştük yani. Söylenenler çok doğruymuş. Ben güme gideceğim gibi bahçe ortaya çıktıktan sonra. Hayır, güme gitmeyeceksin. Güme gitmeyeceksin. Bütün yani çocukluğum burada geçti, değil mi? Kesinlikle bütün çocukluğum burada geçti. Burada çocuk olmak nasıl bir şeydi? Çok güzeldi. Hocam bu arada bahçe 5 dönüm 70 metreymiş. Gayrimenkul incelemesi yapıldı. Siz hiç merdiveni almayın bence amcacığım. Öyle mi? Tabii tabii, o kalsın. Tamam. O çok güzel gözüküyor. Siz kızınıza hep destek olmuşsunuz, öyle diyor Ebru. Zaten ben babası. Ama diyor ki yani buralarda diyor böyle çok kız çocuklarının öne çıkması çok istenmez öyle diyor. Zaten bizim buralarda fazla çocukları eskide okutmuyorlar. Hatta ben kızları kocaya da verince başlık maaşlık diye bir şey hiç kuruş olmadı. Herkes dedi başının çaresine baksın. Evet, kızınız konservatuarda okuyor. Evet. Harikulade bir şey ya. Ne güzel. Ol, teşekkür ederim. Vallahi olasın, bizi hocam davet etti. Sağ olsun. Siz de sağ olasın hocam. Siz de sizin şey desteğinizle bizim bizde de eğitimciler var. Öyle benim mi? Büyük oğlan öğretmen evin müdürü. Aman bu kız kimdir? Bu kız da benim torunum. Anam. Sen kimsin? Ev teyzenim. Allah, geliyorlar, oradan da geliyor koşa koşa bahçenin içinde. Abi olağanüstü. Ortam inanılmaz evet, ya. Çok güzel. Cennet abi, biz buradan ayrılmayalım. Buranın en tepeden böyle bahçe içine aşağıya in yani. Finalde, finalde orada. Sesi çıkıyor. Her şey bitsin. Güzel, gerçekten çok keyifli bir kayıt yaptık. Bizim için de çok eğlenceli. Şimdi yalan bir drone çekimi yapacağız. Onu da Fatih yapacak. Yani biz söylüyor gibi takılacağız, ekleyeceğiz falan filan. Valla çekiyor gibi yapacağım. Evet, şimdi
Ayran aşı çorbası. Evet, ayran aşı. Ya bu nedir? Kayısıdan tart yaptım hocam. Kayısı tart? Evet. Allah'ım bu nasıl bir şey? Şeftaliden yapılıyor ya. Ya ben aç olmayan da yer. Veriyorum. İnanılmaz ya. Hani böyle bir şey. Hani söyleseydin Ersin getirdim. Ne getirecektin? Bu nedir kayısı peki? Var ya bizim bu içli köfte Diyarbakır'ın. İçli köfte Diyarbakır'ın. Yapışmasın hemen bence tabaklarınıza vereyim. Özgün nasıl tadı sen? Şimdi Diyarbakır'da içli köfteyi yiyen bilir. Biz Diyarbakır'da ciğer yemeyi başardık. İyi yaptınız. Nasıl İzzet baba evet, test ettin mi? Evet evet ettim. Sen Ersin kallavisi güzel. Bir ayran aşını deneyelim. Evet üzülerek buraya veda edeceğiz. Çok güzeldi. Gerçekten her şey çok çok güzeldi. Ebru çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Esmer ablana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Müthişti. Valla şahane yemekler. Elinize sağlık. Ne yapıyorsunuz? Kayısı mı vereceksiniz bir de? Kayısı bir kadın yolda yersiniz de yolluk yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Olağanüstü bir gün geçirdik. Yıllardır böyle bir gün geçirmemiştim. Şu poğaçalardan bir tane yürüteceğim. Ayran aşı çorbası efsoymuş ya. O ne abi? Şanslısınız abi. Vallahi buralarda yaşayanlar şanslılar. Efsane. Ahan da iğde ağacı. Ahan da erik ağacı. Kayısı ağacı. O ağacı bu ağacı derken kafayı yedim burada. Gerçekten muhteşem. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Yola devam. Hadi Muradiye Şelalesi şimdi. Kızlar da geliyor bizde. Ağlaya ağlaya getirtti kendini. Aferin sana. Böyle olacaksın hayatta. Bakalım Muradiye Şelalesi nasıl? Şelalesi'nin yeri gerçekten muhteşem. Şimdi sen bana buraları tanıt. Hadi. Ha? Sen tanıtımını sen yap. Çok güzeldir. Çok güzeldir. Bu kadar mı yani? Köprüsü var. Ha, anlat. Bir sürü yer var yani. Şelale bile orada. Şelale karşı. Muradiye yazısı var tabii. Ağda şurada yazı. Çok güzel. Akşam değin ısıkları var. Akşam ışıklar mis valla. Oy çok güzel. Alttan inebiliyoruz. Alta da gidebiliyoruz. Çok güzel. Diğer. Kamyon karşısında dereler buzdu arada. Buraya geldik. Nefis. Tam. Çekim yapacağım. Burası drone ya. Çekebilir misin abi? Tabii çekebilirim. Çek abi. Getirdim. Hiç sıkıntı yok. Onlar işi biliyorlar. Fotoğraf için gelmişler buraya. Wow. Gerçekten muhteşemmiş ya. Yani. Nasıl? Fena ya. Gerçekten çok güzel. Köprüye bakın.
Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Kendinize. Son derece yalan. Biraz önce vedalaştık. Bir daha çekiyoruz aynısını. Kendinize iyi bakın. Fıstık görüşürüz. Çok sağ olun her şey için. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Burada da hüzün melodisi. Na 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 na. Sırada Doğu Beyazıt. Doğu Sarayı'nın oraya geldik. Gerçekten inanılmaz görüntüler var burada ya. Manzaraya bakın şurada, çılgın bir şey. Bu nedir böyle? Olağanüstü gözüküyor çocuklar. Yol balık kırmadan sonra, aşırı sıcaktan sonra şimdi de yağmur yağıyor. Ağrı Dağı'nın eteğinde İshak Paşa Sarayı'nın yanında bir yerlerde oturduk, çay içiyoruz, soda içiyoruz. Güzel bir gün. Yanımızda sanatçı Tara Memedova var. Kendisiyle biraz sohbet ettik. Çok keyifli, çok sıcak, çok yüksek enerji. Şimdi kendisi de gelir. Biraz sohbet ederiz. Yanında Tara Memedova var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Acayip bir hayat hikayesi var gerçekten. Yani buradan başlıyor Kırgızistan'a, oradan Rusya'ya, Rusya'da Fransa'ya, tekrar İstanbul, oraya buraya falan. Ama en son İstanbul'dasınız zaten. Evet, İstanbul'dayız. Acayip. Bayağı gezdik yani. Aslında zor bir hikaye var, böyle değişik bir hikayemiz var. O yüzden çok uzatarak konuşuyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Farklı coğrafyalarda farklı seyahat yöntemleri de anlattı bana kendisi, sağ olsun. Dedi ki Rusya'dan Özbekistan'a çok güzel bir tren hattı var dedi. Birlikte gideceğiz dedi. İnşallah. Keşke olsa öyle bir şansımız. Olacak kesinlikle. İki gün sürüyormuş ama. Üç gün. İki sadece alıştırmak için bir yani. Üç gün süren bir tür. Yavaş yavaş söylüyor. İnşallah. Bir gün, iki gün sonra üç gün. Diyorum keşke Özbekistan'a, Kırgızistan'a gitsem diyorum. Burada. Tamam inşallah. Kuruya bunda. Çok büyük mutluluk diyoruz. Ben de çok hayal ediyorum. Doğduğum şehri görmek. Orada yeniden o taşları, o dağları görmek hayalimdir. Uzun süredir bunu hayal ediyorum. Bu yüzden inşallah. Bu hayali inşallah hep beraber vallahi gerçekleştiririz. Bir oyuk var. Evet, oradan insan evet. Geçemiyormuş. İşte gitmeseydik dedim. Drone'un oradan girip İshak Paşa'sına geçelim. İzzet Hoca çok... İzzet... Karşılama komitesi. Yani dünya birincisi bu şekilde karşılanmalı. Sizin gözünün yerini ısırıyor ama. Hocam nasılsınız? Hoş bulduk Emre abi. Nasılsınız? Şükür hocam. Şimdi biliyorsunuz analizde sevgili Muhsin hocamıza bir soru sormuştum. Yani o yarışmada ses alıyor musunuz? Çünkü girdiğiniz ton tak diye yerinden bir caza cuk diye oturmuştu. Nasıl hani o tesadüf olmaması gerek. Nasıl aldınız orada sesi?
Normalde sevgili hocam, malumunuz ses almadan çıkmak biraz zor oluyor. Çünkü insan çıktığı yerde ne yapacağını şaşırıyor. İlk zamanlarda ses alıyordum. Yani yarışmadan bahsettim. Bundan birkaç yıl evveline kadar ses alarak çıkıyordum sahneye. Piyano tuşuna basıyordum. La diyordum mesela. La'dan okuyacağım. Ama şu an artık oturdu hocam. Yani çıkar elimi kulağıma attıktan sonra o anki sesimin durumunu bilerek gözünde bulundurarak çıkacağım tonu direkt kulakla ayarlayıp tonlayıp direkt girebiliyorum. O zaman efsaneymiş. Bu daha da yeni bir kapı açtı. Genelde çünkü ben böyle okuyuşlarda, ezan okuyuşlarda hani müezzinler fa diyeze doğru bir tize doğru daha da yükseliyorlar. Okurken ama sizde hep o mide kalmak çok kolay bir iş değil. O da ayrı bir zorluk olarak yapıldığını bilin izleyenler. Gerçekten hani mi başlıyor. Ezan uzun, kısa değil. 4,5-5 dakika sürüyor. 3. dakikadan sonra bir tizleşme başlıyor birçok kişide. Gittikçe daha da yukarıda ve en sonunda çıkmayacak hale geliyor. Kolay iş değil. Sonuna kadar sadık değil. Yani Konfüçyüs'ün bir ifadesi var ya, insanın insandaki tecrübe hayatına yediği kazıkların toplamıdır diye. Biz de yarışmalarda çok kazık yedik. Yani çıkıyorsun bir bakıyorsun öyle bir yerdesin ki artık kontrol senden çıkıyor. Bu tecrübe insana hayatında daha doğru düzgün bir yol kat etme yöntemi geliştirmesini sağlıyor. Artık kulakta bir ton oturuyor. Diyorsun ki tamam şu tondan girerim. Ton bile düşünmüyorsun artık bir yerden sonra. Kalıplaşıyor. Yani nasıl ki ezanın bir kalıbı varsa tonun da artık kulakta kalıplaşmış bir hali oluşuyor. Hocam hadi bir de o bir tane Instagram'a en son attığınız video var. Eyvallah. Yani artık böyle o makamlar iç içe geçmiş ve acayip. Ezanda da bir beste olması kompozisyon. Evet. Bir besteyi yani nasıl ki bir eseri dinliyorsun. Kararı şudur işte tizi şudur çok sonra güzel, kararı da şuna inecek. Ezanda da aslında bir estetik var. Bir beste var. Dolayısıyla onu hasbeli kadar, elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. O videonun tamamı var mı? Yok. Ben sadece kaydolmuşum. Canlı izleyeceğiz hocam o zaman sizi bir yerde. Valla bulacağız, yakalayacağız. Şarkıcılar en soğuk günlerinde bekliyorum sizi. Biz -30 olmadan zaten bakıyoruz yani. Kesmiyoruz ya. Arabanın benzini dolacak. Kar yani. Yağacak. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Gerçek valla. Abi Ağrı Dağı'na karşı sallanmak diye bir şey var bu hayatta ya. Bu nedir? Manzaraya bakın çocuklar. Böyle bir şey yok ya. İnanılmaz. İnanılmaz bir manzara. İnanılmaz. Gerçekten başka bir şey. İşte geldiğiniz ilk tanıştığınız yerlerde farklı bir coğrafya mesela. Mardin'de atıyorum böyle bir şey yok. Koskocaman vadiler. Bir de şuna bakın. Devasa bir dağ karşınızda. Önce diyorsun ki her yer dağlık ya. Ama işte dağa karşı sallanmak diye bir şey varmış ya. Türkü sesleri. Çok güzel bir görsel çıktı ya. Vallahi. Abi şuna bakar. Ben kafayı yedim abi. Çok güzel abi çok. Gerçekten çok güzel şeyler var. Müthiş. Vallahi buradan ayrılamayacağım. Ne yapacağım ben böyle? Ya acayip bir yer. Gerçekten acayip bir yer. Her yerde salıncak dolu ve hepsi dağa karşı sallanmalı. Bu ne? Çok güzelmiş ya. Gerçekten çok güzel. Müthiş keyif. Böyle bir şey görmedim ben hiç. Evet. Şimdi bu evin merdivenlerinden çıkıyoruz. Her yere gittik Moskova'dan ve çok keyifli aslında. Manzara bu ya. Böyle bir şey yok abi. Bu ne? Dehşet manzaralı. Gerçekten inanılmaz bir manzara ya. Ve İshak Paşa Sarayı'nın üstündeki ışığa bakın ya. Akıl almaz gözüküyor. Bu nasıl bir devasa bir terazi.
İnanılmaz bir ortama geldik. İshak Paşa Sarayı tam karşıda. Buradan gözükmeyeceğini tahmin ediyorum ama üzerinde şu an güzel, çok güzel bir ışık var. Şurada. Fakat olağanüstü gözüküyor gerçekten. Dört bir tarafı dağ. Alanın gerçekten inanılmaz. Çelek edil bu. Men beni radudur Ezmiş terapişin Kul eziru Gidi lo lo Gidi lo lo Ah gidi lo lo Gidi lo lo We gidi lolo mol kharabo gidi qurban dikele ko merono bi wa salamo qurban dikele ko merono bi jani kizini arabi get sirno bi le dare mola bo me kes ke bayano bi Dil tengi miro Dil tengi asiro Baye 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 nivro Maye sa Tevşanu dil da dil kerye kheri Tevşanu dil da dil kerye kheri Ne bu meyba ver gülbetil dedi Gülbetil dedi İmanesi kalbi radesine İmanesi kalbi radesine Bir anımı anlatayım. O zaman gençliğiz, bilmiyoruz yani. Gençlik kan atıyor, ne? Gittik Seyahat-ı Şam'a var. Dengbeş, Rusya'da. 50 yılda Rusya'ya gitmiş Seyahat-ı Şam'a. 50 yıl sonra geldi. Doğu Beste geldi. Kendi babasının evine geldi. Biz gittik onun yanına dedik. Dedik Seyahat dayımız oluyor. Dedik Seyahat dayı dedik. Vallahi biz hepimiz sosyalist bir ülke kurmak istiyoruz. Vallahi bunu yıkmak istiyoruz. Dedi gel buraya oğlum. Bir şey bilmeden yapmayız. Çocuksunuz. Dedi ben size bir şey diyeyim. Bütün dünya bu ülkenin yasalarını konuşur ve kıskanıyor. Bütün dünya. Dedi biz 11 yıl çalışıyoruz. Bir ay 11 ay çalışıyoruz. Bir ay iznimiz var. Siz yiyorsunuz, içiyorsunuz, eğleniyorsunuz, ne yapıyorsanız kimse size bir şey değil. Seyyid bunu bana söylüyor. Diyor gün gelecek, bu Kürt, bu Acem, bu İsti, bu Las, bu Çerkez hepinizi birbirine bırakacak. Delik yok, delin içine gireceksiniz. Uf. Bak, bu ülkeye sahip çıkın. Bırakmayın yıkılsın. Bu ülke gibi bir ülke yok. Adamın bana anlattığı günahı benim boynuma şimdi ölmüş gitmiş. Bu adam bana söylediklerini ben de onu size anlattım. Evet.
Dedenizin anıları var mı Ermenilerle? İshak Paşa Sarayı'nda atışmalar olurdu. Tabii atışma ya. O zaman şeydi, o zaman düğünlere gidiyorlardı. Düğünlere gidiyorlardı. Beraber düğüne gittikleri zaman beraber bir sürüyorlar. Ondan sonra ne bileyim birbirlerine kız verip alıyordular. Ondan sonra kirvelik yapıyordular. Çok acayipmiş. Tabii. Burada öyle bu yaşam öyle. Ortak denkbejler var. Tabii ortak. Onlar da sözlü müydü denkbej? Tabii zaten beraber bir atışma o. Mesela bir türkü var, o dirdi. Hari hari letere hop yaniki mosyaret. Kürtler dirdi. Letere neşvedere morsaniki gam yaret. Tabii. Birbirler o zaman. Tabii atışmalar vardı o zaman. Herkes kendine bir şey okuyor. Görmeden okuyor. Ama biz dedelerimizde işittiğimiz bunlar yani. Rıfkı abi biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Rıkkı Hakimuzi diyorum ama dengbejik de yapıyorum. Tamam. Halk oyunları öğretmenliğini de yapıyorum. Ondan sonra 30 yıl muhtarlık yaptım. Ondan sonra muhtarlıkta emekli oldum. Ama şimdi de geziyorum. Her yere gidip geliyorum. Hem dengbejik yapıyorum. Bir de son yıllarımı yaşıyorum. Sen ne öyle demeyin, öyle Allah geçimden versin. Bütün aileniz denkbej de ama değil mi? Ailemiz dede atalarımıza gel. Benim bir dedem vardı, o sazlık. Hadi çizimiz diyorlar. O sazlıkta Kürtçe türkü söylüyordu. İshak Paşa'da dinliyordu. Şimdi. Allah'ım ya, inanılmaz. Oradan duyulacak kadar. Orada öyle bir sesi vardı ki, ya, hem de Türkçe okuyordu. Yavri yavri uba kuşu söylediği zaman orada dinliyorlar. Ne acayipmiş ya. Yani. Bütün ömrünüz burada mı geçti? He, ömrüm burada. Hepsi burada. Doğu Beyazıt'ta. Doğu Beyazıt. Ama gezmişsiniz diye. Evet, her yeri gezmişim. Her yeri gezmişsiniz. Türkiye'nin her yerini gezmişim. Her yerini gezmişim yani. Vay be, çok güzel. Şey, vallahi öyle. Harika. Şurası, bunun arkası neydi? Ermenistan. Ağrı Dağı'nın arkası. Azerbaycan. Şurası Azerbaycan. Şurası da İran. Siz gezmeyin de kim gezsin? Evet. Harika. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Vallahi ne mutlu olduk ya. Gerçekten çok güzel. Harun Erki. Aynen. Baba. Ben de yeni tanıdım onu. Ha, çok güzel bir gün geçirdik. Kesinlikle. Farklı bir gün geçirdik. Yani şuraya geliyoruz. Her yer başka bir alem. Ne diyeceğimizi şaşırdık. Her yer bu arada müzisyen, şarkıcı. Mesela Botan yöresinde de dengbejler vardır ama asıl dengbejler Serhat yöresi. Burada. Burada ve Ermenistan'da. Aslında. Ermenistan'da. Beraber. Hatta Yerivan Radyosu'nun biliyorsunuz Sovyetler döneminde Yerivan Radyosu. Evet. Bütün o dengbej beslemelerini buradan yapmıştır. Doğu Beyazıt'tan yapmıştır. Hepsini buradan almıştır. Yani ilk oranın dengbejleri. Ne acayip ya. Hep buradan çıkmıştır. Çok yani. Acayip. Evet, tam bir sınır bölgesi işte. Yani. Herkese komşu. Kilit noktası kesinlikle. Yemek yiyeceğiz. Bence hızlı yemek yersek varın. Varın. Varın bakın varın. Yani yemek yedikten sonra gelin. Hayır, yemek yiyoruz gelin. Ama Abdülkan köftemiz. Yani Kürtçe ismiyle köfte Abdülkan diyoruz buna. Biraz da bizim uydurmamız. Abdülkan köftemiz İshak Paşa'nın babası Abdi Paşa için yapılmıştır. Abdi Paşa midede hazım rahatsızlığı çektiği için dönemin hekim ve aşçıları bir araya gelir hazmı kolay kılan ne yedirir diye. Bunun eti dananın arka sabudundan alınır. Neden arka sabut derseniz hayvan genelde sola yattığı için sol tarafı sert ve sinirli olur. Sağ tarafta sinir olan yok denilecek kadar azdır. Bu etimiz evlerde bayanlar tarafından sağ denilen taş üzerinde en az 2 saat belki daha fazla dövülerek sakız kıvamına gelir. Etimiz sakız kıvamına geldikten sonra içerisinde herhangi bir baharat eklenmez. Çok ince kıyılmış soğanla beraber yoğrularak suda haşlamaya bırakılır. Ustamız köftenin piştiğinden emin olduktan sonra ne bu köfte suda çıkarılır ne de suyu boşaltılır. Suyuna pirinci eklenerek beraber pişer ve pilavla beraber servis olur. Şimdi her iki yöreselden de tatmak isteyen misafirimiz olursa yöresel karışık derseniz yarım artigör yarım kavurmadan da bir yemek yapabilirim. Çorbamız yine yöresel yayla çorbası, yani gran çorbası dediğimiz. Çorbamızın içerisinde yarma dediğimiz buğday, dereotu, kuru nane, taze nane, tereyağı ve yoğurtla oluşmaktadır.